Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Evet. Nasıl fonksiyonlar yazdığımızı inşallah anlamışsınızdır gençler. Şu en son yazdığımız fonksiyonda iki tane parametre alıyordu. İki tane sayı parametresi alıyordu. Bu sayıların toplamının karesini ekrana bastırıyordu. Print sonuç olarak bastırıyordu. Şimdi burada şu önemli. Ya normalde sonuç eşittir deyip şöyle bir sayı 1 artı sayı 2'nin karesi deyip ondan sonra print sonuç yaptırmak sanki işlemi biraz uzatıyor gibi. Yani burada direkt printin içinde şunu yazabilirdik, yani printin içinde şunu yazsak da aynı sonucu verirdi. Ama şunu unutmayın, dışarıda bir yerde böyle bunun gibi kafamıza göre değişken tanımlamayı çok sevmeyiz. Çünkü globalde tanımladığın değişkenler halen daha tanımlıdır. Globalde hep vardır. Ama burada tanımladığın, fonksiyon içinde tanımladığın değişkenler dışarıda yok. Şu anda mesela sonuç diye bir değişken tanımladım burada, değil mi? Sence dışarıda sonuç diye bir şey tanımlı mı şu anda? Dışarıda bir sonucu yazdırmak istesek. Sonuç diye bir şey yazdırmak istesek. Bak sonucu tanımıyor bile. Altını çiziyor hemen. Çalıştıralım. Sonuç is not defined diyor. Ben sonucu tanımladım burada. Sen sonucu lokalde tanımladın. Lokalde. Sadece şu alanda bu tanımlandı. Burada bu çalıştırıldı. Ondan sonra bu unutuldu. Bir daha sonuç diye bir değişken yok. Anlayabildik mi? O yüzden fonksiyonların böyle bir özelliği olduğu için fonksiyonların içinde değişken tanımlamaktan çekinmeyin. Yani değişken tanımlayabilirsiniz. Yani bu hafızada bir yer tutmuyor bu yani. O an fonksiyon çalışırken kullanılıyor bu. Sonra unutuluyor, gidiliyor. Dolayısıyla şöyle bir görüntü daha hoş bence. Yani print deyip direkt şey yazmaktansa böyle değişkenleri atıya atıya işlemleri yapmak daha hoş diyelim. Şimdi evet, şöyle bir sorumuz varmış. Fonksiyona girilen iki sayının karelerini ayrı ayrı bulup toplamını yazdıran bir fonksiyon yazalım. Üsttekine benziyor. İki sayı alacak bu da. Sonra ayrı ayrı karelerini bulup toplayacak ama yani. Birinci sayının karesini bulacak, ikinci sayının karesini bulacak. Bu ikisini toplayıp bir sonuç bulacak. Tamam. Üsttekinden biraz farklı. Hadi bunu siz yapmaya çalışın bakalım. Süreniz başladı. Şöyle bir fonksiyon yazmaya çalışın bakalım. Soruyu atayım. Discord'dan da. Üsttekinin çok benzeri arkadaşlar. Yapabilirsiniz. Sağ bakalım. Fonksiyona iki tane sayı gireceğiz. Bunların ayrı ayrı karelerini bulup toplamını ekrana bastıran bir fonksiyon istiyoruz. Şişt, tamam, hadi gençler. Tartışmayın. Efendim, önden gidiyorsun. Öyle fonksiyonlar yazacağız. Tek mi çift mi sorusu da var. Hatta yapacağız yani onları. Asal mı fonksiyonu yapacağız? Faktöriyel fonksiyonu yapacağız. Yapacağız bir dünya şey. Fonksiyonlar işimizi çok kolaylaştırıyor. Daha return'ı bilmiyorum. Aşama aşama. Evet, bakalım yapabiliyor muyuz? Böyle bir fonksiyon tanımlayın bakalım. Böyle bir fonksiyon tanımladıktan sonra da hayır atmayın. Böyle bir fonksiyon tanımladıktan sonra da fonksiyonun içine mesela bir tanesinde 5, 3 başka bir tanesinde 18 sayılarını girin. Çalıştırın. Başka bir tanesinde de 15, 20 sayılarını girerek fonksiyonları çağırın. 3 defa çağıracaksınız fonksiyonu yani. Fonksiyonu bir tanımlayacaksınız. Sonra şu 3 tane değerleri girerek 3 defa çalışacaksınız. Şimdi bakalım doğru çalışıyor mu fonksiyonunuz. Evet, gönderin bakalım cevaplar gençler. Yapabilenler. Bakalım. Evet. Melih Topal olmuş. Adem Kurt olmuş. Ama Adem Kurt dediğim sonucu eşitleme
işlemini pek yapmadın. Efehan olmuş. Yusuf Esat olmuş. Mehmet Esat olmuş ama eşitleme işlemini pek yapmadın. Mustafa Batuhan olmuş. Hatta birkaç değişken eşitleyerek yapmışsın. Olmuş. Yani fonksiyon içinde değişken eşitlemeyi yapabilirsiniz arkadaşlar istediğiniz kadar. Yeter ki anlamlı olsun, güzel olsun. Ahmet Gültekin olmuş. Güzel. Hadi yapalım. Bir tane. Evet. Def diyelim. Bu sefer iki şeyin ayrı ayrı kareleri toplamı değil mi? Def kareleri toplamı demek istiyorum ben ismine. Fark etmez. Kareleri toplamı diyorum. Fark etmez. İsmine ne gireceğim? Fark etmez arkadaşlar. Kareleri toplamı diyeceğim ben ayrı ayrı. Bir tane sayı 1 girilecek buna. Bir tane sayı 2 girilecek buna. Peki. Aşağıda ben nasıl bir işlem yapacağım? Sonuç olarak nasıl bir şey bulacağım yani? Sonuç olarak ben sayı 1 ile sayı 2'nin karelerini ayrı ayrı bulacağız. Sayı 1'in karesi artı sayı 2'nin karesi. Şu şekilde sayı 1'in karesi ile sayı 2'nin karesi ayrı ayrı bulup araya da artı yapacağız. En son bu sonucu da ekrana şimdilik ekrana bastırıyoruz. İleride bu sonucu döndüreceğiz arkadaşlar. O yüzden sonuç değişkenini eşitleyin diyorum ya. İleride print sonuç demeyeceğiz de return sonuç diyeceğiz. Geleceğiz o işlere. Tamam. Bu şekilde çalışsın. Biz şimdi bu fonksiyonu çağırırken kareleri toplamı dersem yani kareleri toplamı fonksiyonu dersem açtım parametreyi. İki tane sayı istiyor benden. 5 ve 3 sayısını girdim. 5'in karesi 25, 3'ün karesi 9, 25 ile 9'un toplamı 34. Doğru çalışıyor. Aynı şeyi bu sefer 18 için yapmamı istemiş falan. Birkaç tane sil için istemiş yani. 10'un karesi 108'in karesi 64, 100 ve 64'ü toplamış. 164 bulmuş gibi gibi gibi. 15-20'yi de istemiş. Tamam, mantığı anladık mı? Bir tane fonksiyon oluşturuyoruz. Ondan sonra o fonksiyonu çağırarak çok daha kısa bir şekilde bir dünya işlemi yaptırtabiliyoruz. Yani çok da uzun işlemler değil bunlar ama daha uzun fonksiyonlar yazdığınızı hayal edin, düşünün. Evet, bir tane hata görüyorum Bera'da. Bakalım hemen. Evet, sonuç dediğim sayı 1'in karesi. Sonuç 2 dediğim sayı 2'nin karesi. Print sonuç print nereye yazmışsın? Print bir kere şu def'in içinde değil. Şu sonucun yanına getir. Yani şu çok uzakta. Indentation hatası, boşluk hatası yapmışsın. Yani print bu kadar uzakta olmayacak bu printler. Sonuçta aynı hizada olacak da. Onu da istemiyorum yani. En son print sonuç artı sonuç 2 yazmanı istiyorum. Bir tane print yani. Sonuç artı sonuç 2 yazmanı istiyorum. Evet anladık hocam. Oylama yapın. Tamam anladıysanız güzel. Yok oylama yapmıyorum. Oylamada anlıyorsunuz zaten. Şimdi bir tane daha yapalım. Biraz daha güzel konulara girelim. Fonksiyona girilen bir sayının çift mi yoksa tek mi olduğunu bulup ekrana bastıran bir fonksiyon yazalım. Yani sayı gireceksin bu fonksiyona. Eğer çift sayıysa girdiğiniz sayı çift sayıdır. Tek sayıysa girdiğiniz sayı tek sayıdır. Şeklinde bir yazı ekrana bastıracak. Duruma göre. Burada bir if var değil mi içinde yani. Duruma göre sayı çiftse bir şey bastıracağım. Yok değil. Tekse başka bir şey bastıracağım. Bu şekilde bir fonksiyon tanımlıyorsunuz. Hadi buna da biraz zaman verelim. 2 dakika başladı süreniz. Hocam mod değil mi? Evet modla yapacaksınız. Hocam bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin Murat. Hadi bakalım şuna uğraşın. Bir tane sayı girecek bu fonksiyona arkadaşlar. O sayı duruma göre. Valla pazartesi olan son ders olacaktı da. Pazartesi bile olmayabilir. Haftaya bitireceğiz muhtemelen Murat. Haftaya bitireceğiz muhtemelen. Evet tamam güzel olmuş Abdülkadir. Geç kaldım biraz ama olsun. Hadi şunu yapmaya çalışın bakalım. Bir sayı alacağız arkadaşlar. Hayır olmaz işte Yağız. Modu kullanmak zorundayız. Yani iki kesik tam bölünüyor muyu test etmiyordu. Çünkü iki kesik tam bölünüyor muyu test etmiyordu yani. Mesela 6 çift bir sayı değil mi? 6 mod 2 dediğimde 0 çıkıyor mu? 6 mod 2 dediğimde 0 çıkıyor. Evet. O zaman ben buna çift diyebilirim. Eğer 7 mod 2 deseydim 0 çıkıyor mu? Hayır 1 çıkıyor. Kalan 1 çünkü. O yüzden 7'ye ben çift demeyeceğim. Ama senin dediğin bölü bölü işlem bambaşka bir işlem. Yani 6 bölü bölü 2 dediğimde bak nasıl bir çıktı oluyor? 6'yı 2'ye bölüyor 3 buluyor. Ne diyeceğim şimdi? 3 oldu diye çift mi diyeceğim buna? Ya da 7 bölü bölü 2 dediğimde
7'yi 2 yatan böldüğünde bu da 3 diyor. Şimdi ne diyeceğim, ona da mı çift diyeceğiz yani? Yani teklik çiftliği arkadaşlar şu bölü bölülerle test edemiyorduk. Teklik çiftlik deyince aklınıza bu işlem gelecek. Bölümünden kalan 6'nın 2 ile bölümünden kalan 0 oluyorsa, yani kalan 0 oluyorsa tam bölünüyor anlamına gelir de, o zaman çift anlamına gelir. Teklik çiftliği test etmenin yolu buydu. 300 defa söyledim herhalde. Bu da 400. 301. Evet. Hocam if falan var mı? Evet var bunda. Hocam ben sanırım bu sorunun cevabını az önce evet efanı atmıştım. Başlayalım. Cevapları atın bu arada. Cevapları atın. Yapanlar bir atsın. Bakalım yapabilenlere. Evet. Melih güzel. Orada F ilkinde F'e gerek yok sanki. Tamam gerisi doğru. Şeye baktık. Tamam. Güzel. Input'la da almış. Hatta input almayı da şimdiden yapmış. Güzel. Evet. Input'la almayı başkası da yaptı. Güzel. Kim bu? Mehmet Esat da yaptı. Güzel yapın. Input'la da almalar yapabilirsiniz. Değil. Mantık. Aynen. Güzel. Tamam. Hadi başlayalım. Bir tane fonksiyon. Definition. Fonksiyon adını siz belirliyorsunuz. Yani tek mi, çift mi diyebilirsiniz. Ya da çok uzun oldu bu. Yani tek çift diyelim. Tek çift. Tek çift. Yani tek mi ya da çift mi olduğunu belirleyeceğiz bu fonksiyonun. Evet. Bu içine bir tane sayı parametresi alacak. Ben daha sonra içine giren bu sayı parametresini test edeceğim. Eğer if sayı mod 2 eşit eşittir 0 ise, değil mi? Sayı 2'ye tam bölünüyorsa yani sayı çifttir yazdıracağız. Print. Girdiğiniz sayı çifttir yazdıracağız. Else aksi takdirde, yani sayı 2'ye tam bölünmüyorsa bu durumda da print girdiğiniz sayı tektir yazdıracağız. Başka bir seçenek yok zaten değil mi? Ya çift olacak ya tek olacak. Eğer şuraya girerse çift, girmezse aksi durumda da tektir yazdıracağız. Bu şekilde çalıştıralım. Şimdi ben böyle bir fonksiyon tanımladım. Artık tek çift fonksiyonunu çağıracağım. Tek çift fonksiyonunu çağıracağım. İçine benden bir tane parametre bekliyor. Bir sayı parametresi bekliyor. Bu sayı parametresini elimle gireyim. Mesela 4'ü gireyim. 4 deyince bakalım ekrana yazacak. Girdiğin sayı çifttir yazacak. Tek çift diyelim. İçine bu sefer 5 girelim. Tek bir sayı girelim. Bu sefer de girdiğiniz sayı tektir yazdıracak. Tamam. Son derece güzel çalışıyor. Bunun içine girecek olan sayıyı arkadaşlar input'la da alabilirsiniz değil mi? Yani sonuçta Allah'ın emri değil. Bunu manuelde giriyoruz da input'la da alabiliriz bunu. Mesela kullanıcı sayı diye bir değişken tanımlayayım. Bunu int input şeklinde kullanıcıdan alayım. Lütfen tek mi çift mi olduğunu test etmek istediğiniz sayıyı giriniz diyelim. Adama bayağı bir şey yazdık. Tamam. Adam bir sayı girdi. Ben bunu int'e döndürdüm ve kullanıcı sayı diye bir şeye aldım. Daha sonra tek çift fonksiyonuna ben neyi sokacağım arkadaşlar bu sefer? Elimle manuel 4'ü 5'i değil de kullanıcıdan aldığım şu kullanıcı sayıya sokacağım arkadaşlar. Kullanıcı sayıyı sokarsam al bunu çalıştırdığımda da kullanıcıdan bir sayı alacağız. Kullanıcı mesela kaç girsin? 12 girsin. Kullanıcıdan aldığım 12'ye göre girdiğin sayı çifttir diyor. Bir daha çalıştıralım. Kullanıcıdan bir sayı alacağız. Kullanıcı bu sefer 15 girsin. 15 girdiği için girdiğin sayı tektir desin mesela. Gördüğünüz gibi bir fonksiyon. Fonksiyonun içinde input'la aldığımız şeyleri sokuyoruz. Sokabiliriz. Her şeyi sokabiliriz. Yani fonksiyona parametre olarak her şeyi sokabiliriz. Arkadaşlar umarım mantık oturuyordur. Şunu atayım. Ki şu input'lu halinde göndereyim mesela. Tamam. Evet. Devam. Devam. Bir sonrakine bakalım. Evet. Bu belki bir tık zor gelebilir ama gene de süre vereceğim size. Siz uğraşın gene. Parametre olarak bir metin, bir cümle metni, bir de kaç defa yazdırılacağı bilgilerini parametre olarak alalım. Daha sonra ekrana onu yazdıralım. Mesela Emincan ve 7 parametrelerini girdik fonksiyona. Ekranda 7 defa Emincan yazacak. Ya da ne bileyim Ali ve 3 parametresini girdi adam. Ekranda 3 defa Ali yazacak gibi. Şöyle bir fonksiyon yapmaya çalışın bakalım. Şöyle bir fonksiyon yazmaya çalışın. Soruyu gönderdim. For vesaire kullanacağız. Evet aynen for kullanacaksınız bunun içinde. Fonksiyonun içinde for döngüsü kullanmak zorunda olacaksınız. Bunun gibi bilgileri bu zamana kadar öğrendiğiniz bilgileri kombinliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde ortaya ürün çıkıyor zaten. Ya hocam dinlemişim.
Dinlemişsin. Bravo. Hadi yapmaya çalış bakayım şu. Çok da zor değil de. Bak şimdi bakalım. Bize kimse böyle öğüte öğüte basit sorular vermedi ya. Biz bunu YouTube'da yardır yardır atlaya zıplaya kendimizi öğrenene kadar canımız çıktı. Ben bu soruları hocam ben anlamadım. Bir tane fonksiyon tanımlıyorsun Yusuf Esat. Bu fonksiyon iki parametre alıyor. Bir tane değil. İki tane parametre. Bir parametre metin parametresi, isim de olabilir. Yani bir tane isim alacaksın mesela. Diğer parametre sayı. O girdiğin ismi kaç defa yazdırılacağı. Daha sonra fonksiyonun içinde dönen kodlarla o aldığı ismi o istediği sayıda döndürecek. Evet, sayı ve metin gibi düşünebilirsin. Ama o metini sayı defa yazdıracak yani. O metini sayı defa yazdıracak. Sayı metin. Evet, deneyim bakayım. Hocam gönderelim mi? Bir tık daha bekle Alperen. Evet, cevapları gönderin bakalım gençler. Tamam. Evet. Güzel. Aferin Alperen. Güzel. Evet, içine girecek şey de input'la almış. Diğerini de input'la almış. Güzel. Evet, input'la almaya çalışanlar da oluyor. Güzel. Oh be, yetiştirdim sonunda. Güzel. Olmuş da Bera. Güzel. Cümleden say ama sanki olmamış mı? Range cümleden sayıya değil de range sayı demeliydin sadece. Yani sıfırdan sayıya kadar. Alparslan falan da olur. Güzel. Hadi başlayalım. Hemen def fonksiyon adı ne olsun? Bir metni kaç defa yazdıracağı fonksiyon. Ne bileyim. Def yazdırıcı diyelim yani. İsim hiç gelmiyor aklıma. Siz ne yazdınız fonksiyon? Cümle yazdırma. Evet tamam, cümle yazdırma daha mantıklıymış. Def cümle yazdırma. Fonksiyona cümle yazdırma gibi bir isim verdik. Ondan sonra evet bu bir cümle alacak değil mi? Bu bir metin alacak. Onun ismine cümle de diyebilirsin, metin de diyebilirsin. Fark etmez. Parametremizin ilki cümle olsun. İkincisi de kaç defa yazdıracağı bilgisi. Yani buna sayı da diyebilirsin ama daha anlamlı olması için kaç defa daha mantıklı bence. Kaç defa diye parametre, tamam. Bir nokta koydum. Evet. Şimdi ben cümle yazdırma diye bir fonksiyon tanımladım. Bu içine bir tane cümle alacak. String bir şey olacak bu arada bu. String bir cümle alacak. Bir de kaç defa yazdırılacağı bilgisini alacak. Şu da int bir şey olacak arkadaşlar. Yani 3 defa 5 defa bu bir int sayı olması lazım. Yani alacağım parametrelerin ilki string. İkincisi int olacak. Bu da aklında yani arka planda. Böyle bilgileri alacağız. Peki başlayalım. Aldıktan sonra ne yapacağım ben? Kaç defa şu kadar döneceğim? Şurada 5 yazdıysa mesela 5 defa döneceğim. Her seferinde cümleyi yazdıracağım değil mi? Yapacağım işlem sadece bu. For i in range. Kaç defa döneceğim? Kaç defa? Bu. For i in range. Şurada 5 varsa yani 5 defa i döngüsü. Bu for döngüsü 5 defa çalışacak. Her seferinde ben print cümle yazdıracağım. Benim fonksiyonum bu kadar. Şu fonksiyonu şöyle çalıştıralım. Şu anda cümle yazdırma diye bir fonksiyon, şu anda cümle yazdırma diye bir fonksiyon tanımlandı. Sen bu cümle yazdırma fonksiyonu çağırabilirsin. Cümle yazdırma dersin. Açarsın. Bak burayı da iyi izleyin. Cümle yazdırma dedim. Açtım. Benden hemen neler istediğini, hangi parametreleri istediğini burada okuyoruz. Benden bir cümle parametresini istiyor. Her şey olabilir. Bir de kaç defa parametresini istiyor. O da her şey olabilir. Bir cümle gireceğim. Bir de kaç defa gireceğim bunun için? İki parametre gireceğim. Cümle olarak ben bu işi çözdüm olsun. Şöyle ben bu işi çözdüm cümlesini yazdıralım. Virgül ikinci parametre yani kaç defa parametresi olarak da kaç defa parametresi olarak da 10 defa olsun. 10 defa ben bu işi çözdüm yazdırsın. Şunu şöyle çağırdığımda, çalıştırdığımda
ben bu işi çözdüm, ben bu işi çözdüm, ben bu işi çözdüm şeklinde 10 defa yazdırdık arkadaşlar. Peki hocam şuraya girecek olan, şuraya girecek olan cümleyi ya da şuradan girecek olan kaç defa bilgisini kullanıcıdan alabilir miyiz? Tabii ki alabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar da size kalmış. Yani bunları kullanıcıdan alarak da yapabilirsiniz. Hatta yeni değişken atamadan, yani şu cümle yazdırmanın içinde de yazabilirsiniz. Cümle yazdırma deyin. Açın parantez. Şimdi sizden bir tane cümle istiyor ya. Bu cümleyi sen direkt burada inputla alabilirsin. Input lütfen yazılacak cümleyi giriniz diyeyim. Yazılacak cümleyi giriniz. Tamam. Virgül. Bak şu anda şurada bir inputla bilgi alacağım. String ifadesi. O string ifade direkt cümle yazdırmanın ilk parametresi olmuş olacak. Bir de int input bu sefer. Int input cümlenin kaç defa yazdırılacağını giriniz diyelim. Ah, bir de bunu girsin adam. Adamın girdiklerine göre bir cümle yazdırma işlemi olsun. Çalıştıralım bunu mesela. Evet, yazılacak cümle Ali olsun. Kaç defa? 15 defa yazdırdık. Ali'yi 15 defa yazdırdık. Kullanıcıdan bilgi alarak. Tabii bunu, şu çok hoş tabii görüntü değil. Ama sadece böyle olabileceğini görmeniz için yazdım. Bunu şöyle de yapabilirdiniz yani. Şuraya üste yazayım bunu. Yani şunları bir değişkene. Şunları değişkene atsak belki görüntü olarak daha iyi. Cümle değişkeni inputla böyle alınacak. Kaç defa değişkeni şöyle int inputla böyle alınacak. Evet, int inputla böyle alınacak. Ondan sonra cümle yazdırmanın içine şu üste aldığım cümleyi virgül üste aldığım kaç defayı atacağız. Sanki daha hoş bir görüntü de. Burada da değişken tanımlamış oluyorsun. Daha hoş değil. Ali Veli yazsın. 5 defa yazsın. Gibi. Bir dünya yol var arkadaşlar. Bir dünya yol var yani. Hangisi hoşunuza gidiyorsa diyelim. Tamam. Hadi devam. Devam bakalım. Başka bir soruyla devam edelim. Tamam. Kullanıcıdan alma işlemlerini yaptık. Evet. Şimdi geliyoruz faktöriyel hesabına. Faktöriyeli biz yapmıştık. Şimdi bunun fonksiyonunu yazacağız. Girilen sayının faktöriyelini alarak ekrana bastıran bir fonksiyon yazalım. Yani girilen sayı 5 ise 5'in faktöriyeli 5, 4, 3, 2, 1'dir. Yani o da çarpımları bunların 120'dir. Yani adam 5 girdiği zaman ekranda 120 yazacak. Adam işte 3 girse ekranda 6 yazacak. Adam 4 girse 24 yazacak gibi. Hepsinin faktöriyeli, her sayının faktöriyeli yazacak ekranda. Şöyle bir faktöriyel alma fonksiyonu. Faktöriyel alan bir fonksiyon yazmanızı istiyorum. Tabii faktöriyel mantığını bilmeniz lazım. Faktöriyel, 5 faktöriyel dediğimde 5'ten 1'e kadar olan sayıların çarpımı anlamına geliyor. 5'ten 1'e kadar olan sayıları çarptığında da 120 yapıyor. O yüzden 5 faktöriyel 120'dir. Yani sen buna başka 4 faktöriyel desen 4, 3, 2, 1'dir. 4, 3, 2, 1 çarpıldı mı kaç yapar? 24 yapar. Gibi yani. Bunun gibi sonuçlar bulacaksınız. Siz öyle bir fonksiyon yazacaksınız ki içine bir tane sayı alacak. Aldığı o sayının faktöriyelini bularak ekrana yazdıracak. Biz sınavda kesin bitmiş. Bunlar biraz zorlaştı da. Uçak bir şey yok arkadaşlar. Evet, şimdi oldu. Niye olmuyor? Cümleyi aldın, sayıyı aldın. Metini yazdırıyorum, print metin değil. Print cümle. Parametre olarak aldığın şey cümle, Vera. Soruyu atarım Mustafa. Vera, şu en son print metin değil, print cümle yazarsam olur. Tamamdır. Hadi bakalım. Biraz uğraşın buna da. Faktöriyel aldırtan bir fonksiyon. Asal sayı buldurtan fonksiyon da yapacağız. Sözüm var. Hatırlıyorum. Buna biraz daha zaman verelim. Faktöriyelin nasıl alındığını bulmak için biraz uğraşacaksınız sanki.
Biraz tüyo vereyim. Yine for döngüsüyle arkadaşlar birden başlayıp o sayıya kadar döneceksiniz. O sayı dahil. Ve bulduğunuz sonuçları çarpımda topluyorduk değil mi? Faktöriyelde çarparak ilerliyorduk. Bu biraz zor herhalde arkadaşlar. Bir yapan varsa bir göndersin ama zannetmiyorum bunun yapan çıktığını. Hocam hiçbir şey anlamadım. Biliyorum, tahmin ettim. Bunu birlikte yapalım arkadaşlar. Ben çözüyorum. Evet, başlayalım. Def faktöriyel al mesela. Faktöriyel al. İsmini böyle belirledim. Faktöriyel al diye bir fonksiyon. Bunun içine bir tane sayı girilmesi benim için yeterli. Bir tane sayı girecek adam. Sayı 5 olabilir. 5 olduysa ben ekrana 120 çıktısını vereceğim. Nasıl vereceğim bu çıktıyı peki? Bu çıktıyı bir kere bir for'la döneceğim. For'la birden 5'e kadar, yani birden girilen sayıya kadar olan kısmı döneceğim. O aldığım her bir değeri çarpa çarpa ekleyerek ilerleyeceğim. O zaman bir dönelim for'la bakalım. For i in range hangi aralıkta döneceğim ben? For i in range hangi aralıkta döneceğim? Birden başlayacağım. Değil mi? En son bir de olacak. Birden başlayacağım. Sayıya kadar döneceğim dersem en son sayı dahil değil değil mi? Yani 1, 2, 3, 4, 5 almayacak işte. Şu son 5'i almayacak. O yüzden sayı artı 1 diyorum. Birden başta sayı artı 1'e kadar dön. Evet. Döndükçe gelen bu değerleri çarpa çarpa bir yerde topla. Toplayacağım bir şey yok. O zaman yukarıya hemen bir çarpım. Çarpa çarpa ekleyeceğiz ya. Bir tane çarpım diye bir değişken yapalım. Çarpım eşittir 1. Çarpım 1'di, tamam mı? Şuradan dönen sayılar ilk önce 1 dönecek. 1 ile çarpıp gene buna ekleyeceğim. Sonra 2 dönecek. 2 ile burayı çarpacağım. Yeniden eşitleyeceğim. 3 dönecek. 3 ile burayı çarpacağım. Buraya eşitleyeceğim. Dolayısıyla çarpımı güncelleyeceğim ben. En son ekrana o çarpımı yazdıracağım. Hedefim bu yani. Hedefi açıklıyorum. Evet. For i in range 1'den sayı artı 1'e kadar sayılar dönelim. Döndükçe bu gelen i ilk önce 1 olacak. i 2 olacak. i 3 olacak. Gelen bu i'leri ben çarpımla eşitleyeceğim. Çarpıma çarpı eşittir i yaparsam şu çarpım sonucunu 1'di. Önce 1 ile çarpılacak. Tekrar 1 olacak. Sonra bu i 2 olacak. 2 ile çarpılacak, burası 2 olacak. Sonra bu i 3 olacak. 3 ile çarpılacak, buradaki 2 6 olacak. Gibi 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 çarpıla çarpıla eklenecek buraya. En son bu işlemlerin hepsi bittikten sonra da dışarıda ben print çarpımı artık yazdırabilirim. Benim yanlış yapmadıysam şu anda aklıma gelen faktöriyel al fonksiyonu bu şekilde çalışır. Şunu şöyle bir çalıştırsak bir görelim. Evet, şimdi test edelim. Faktöriyel al fonksiyonunu bir çağıralım. Faktöriyel al fonksiyonunu çağırdım. Kaçı çağırayım? 5 çağırayım. 5'in faktöriyelini alsın bakayım bana. Çalıştırdığımda evet 120 olarak aldı. Gerçekten faktöriyeli doğru alıyor arkadaşlar. 4'ün faktöriyelini 24 olarak buluyor. Değil mi? Çok daha büyük. 8'in faktöriyeli 40.000. 15'in faktöriyeli alan bayağı büyüktür falan. Şöyle bir sayı. Tamam. Ne yaptığımızı anladık mı? Faktöriyel alma. Ya bu faktöriyel konusunu hiç görmeyen biri için faktöriyel alma işlemi biraz zor arkadaşlar. Faktöriyel böyle alınıyor. Yani birden o sayıya kadar olan bütün sayılar çarpıyorsun. Birden o sayıya kadar olan sayıları. Hocam gideceğimiz sayıyı nereden biliyoruz? Gideceğimiz sayı faktöriyel ne demek olduğunu biliyor musun Abdülkadir? Gideceğimiz sayı, yani 15'in faktöriyelini alıyorsan 15'e kadar gideceksin işte. Anladın mı? Buraya kaç girildiyse oraya kadar gideceğini bilgisayar kendi anlıyor zaten. Anladın. Tamam. Beynim yandı, bir şey anlamadım. Anladıklarımı unuttum. Tamam. 70 olsun. Yapacak bir şey yok. Peki. Faktöriyel alma böyle. Bir tane faktöriyel al fonksiyonu yazdık. Kolay bir soru değil arkadaşlar bu. Bunu bir daha dinlersiniz gerekirse videodan. Haydi. Devam. Bir tane daha yaparız belki. Bir iki tane daha. Buradan sonrakileri ben yapayım arkadaşlar. Evet. Sormayalım size fazla. İçerisine parametre olarak bir sayı alan ve girdiğiniz şu sayının küpü budur yazdıran bir fonksiyon yazalım. Bu zor değil aslında da. Bu zor değil de. Neyse. Vakitimiz çok yok. Def küp al. Küp al koydum ismini. Küp al diye bir fonksiyon yaptım ben. İçine bir tane sayı parametresi alacak sadece. Daha sonra ekrana ne yazdıracak? Ekrana basitçe girdiğiniz sayının küpü budur yazdıracak. Direkt print yapıyorum. Neyse, sonuçlu yapalım. Sonuca da alışalım. Sonuç girilen sayının küpü. Peki print. Şimdi ekrana ne yazdırmak istiyorum? F-string halinde girdiğiniz şu sayı. Yani 5 girdiyse 5 sayısının küpü şudur. Diyelim. Şu dediğimde buraya da sonuç mu yazacağım?
Sonuç çünkü sayının küpünü alıyordu. Evet. Bu herhalde kupal fonksiyonunu çalıştıracaktır. Kupal diyelim. İçine 5'i sokalım. Girdiğiniz 5 sayısının küpü 125'tir. Girdiğiniz işte 10 olsaydı 10'un küpü 1000'dir falan filan. Tamam, kupal gayet güzel çalışıyor. Hocam önceki sorunun cevabını atın. Attım. Benim Doruk kaçırdın herhalde. Faktöriyelin cevabını attım. Tamam, kupal fonksiyonu da böyleydi. Basitçe kupalı da atayım hadi. Kupal da buydu. Kupalı yapardınız da. Çok vaktimiz yok arkadaşlar. O yüzden şu soruları da ben yapayım, bitirelim. İçerisine parametre olarak bir sayı alan ve ekrana girdiğiniz şu sayının karesi budur, küpü budur, karesiyle küpünün toplamı budur şeklinde yazan bir fonksiyon. Hep aynı mantık. Tekrar gene yapalım. Def kare alt tere küp. Kare küp diye isim verdim. İsmi ben veriyorum ne de olsa. İçine bir tane sayı girecek. Girilen sayının önce karesini yazdıracağım ekrana. Yazdırayım. Yani mesela burada bile değişken kullanabilirsin. Değişken kullanmaya alışın diye yazıyorum bunu. İsterseniz kullanmayabilirsiniz. Kare dediğim şey sayının karesi. Küp dediğim değişken de sayının küpü. Şimdi ekrana neler yazdıracağım? Print. Yazdıracağım şey girdiğiniz şu sayısının karesi şudur. Nedir? Şuraya kareyi yazacağım değil mi? Karesi karedir. Aynı şeyi kopyaladım. Küp içinde yapacağım. Girdiğiniz şu sayının küpü bu sefer. Küpü kare değil de küp. Değişkeni tam olarak küptür. Tamam. Ve son olarak da kare artı küp diyelim. Hadi bunu da değişken yapalım. Kare, kare küp diyelim. Hadi kare küp, kare artı küp diye üstteki aldığımız kare ile küpün toplamı kare küp olmuş olsun. En son bunu da yazdıralım. İçeride oldu. Girdiğiniz bu sayısının karesi ile küpü toplamı, karesi ile küpü toplamı budur. Buraya da ne yazıyorduk? Kare küp. Peki. Yani şimdi arkadaşlar şunun şu kadar uzun gözükmesi yani normalde kötü bir görüntü ama fonksiyonun içinde böyle uzun gözükmesi iyi bir görüntü. Çünkü fonksiyon açıklayıcılığını arttırıyor arkadaşlar. Yani bu fonksiyonu kullanan birinin daha rahat anlamasını sağlıyor. Ve bunlar hafızada yer tutmuyor. Bir kere daha söylediğim gibi. Bu fonksiyon sadece çağrıldığında kare diye bir değişken oluşturulacak. Şurada o kare değişkeni bastırılacak. Sonra bitecek. Kare mare diye bir şey yok ondan sonra hafızada. Tamam. O yüzden hafızada da yer tutmadığı için yani burada değişkenleri tanımlayarak yapmanızda fayda var. RAM'den yemiyor mu? Yemiyor işte. Efendim, hafızada tutmuyor bir şeyi burada. Çünkü anlık, o anlık yani fonksiyon çağrıldığında o an kullanıyor bu kareyi saniyesinde. Ondan sonra geçiyor. O kadar. Çalıştıralım. Tamam, bu fonksiyon çalıştı. Kare küp diyelim. 5 diyelim mesela. Evet. 5'in karesi 25'tir. 5'in küpü budur. 5'in karesiyle küpü toplamı da budur. Tamam. Atalım. Başka bir ders olmayacak arkadaşlar. Şu soruyu da atmış oldum. Bitti. Hocadan hele hele yemiyor. Hele hele ne? Neyse. Soruyu anladık mı arkadaşlar? Hocam ikinci kursa iyi ki gitmiyorum. Evet. Yani işlerin ne kadar kompleks geçtiğini, karıştığını bir ufak bir ufak anlıyorsunuzdur. İkinci kur biraz ağır arkadaşlar bu yaş seviyesine. Şu anda fonksiyonlar bile ağır gelmesini anlayabiliyorum. Çok kolay değil. Çünkü kolep paranız var daimi. Daimi değil yani. Parayı vermezsem kesiyorlar. Parasını veriyoruz da kolep pro kullanıyoruz. Neyse. Evet. Bugünkü dersimiz de buydu arkadaşlar. Fonksiyonları genel anlamında anlamış olduk. İnşallah biraz bir şeyler anlamışsınızdır. Yarın fonksiyonlardan devam edeceğiz. Görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Yarın görüşürüz. Bay bay.